Bölüm 17. İsa'nın görünümü değişiyor. 6 gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak onları yüksek bir dağa çıkardı. Orada gözlerinin önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. Birden öğrencilere Musa ile İlyas göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus hala konuşurken parlak bir bulut birden onları gölgeledi. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırıp bakınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, "İnsanoğlu ölümden dirilmeden önce gördüklerinizi kimseye söylemeyin," diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular, "Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" İsa, "İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak," diye cevap verdi. "Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten gelmiştir. Ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir." O zaman öğrenciler, İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar. Saralı çocuk iyileştiriliyor. Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp onun önünde diz çöktü. "Ya Rab, oğlumun haline acı. Çocuk saralı ve çok acı çekiyor. Sık sık ateşin ya da suyun içine düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim ama iyileştiremediler." İsa, "Ey imansız ve sapmış kuşak," dedi, "sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya, bana getirin." İsa cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk da o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, "Biz cini neden kovamadık?" diye sordular. İsa, "İmanınız kıt olduğu için," karşılığını verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer. Sizin için imkansız bir şey kalmaz." Celil'e de bir araya geldiklerinde İsa onlara, "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama 3. gün dirilecek," dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler. Tapınak vergisi. Kefernahum'a geldiklerinde 2 dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip, "Öğretmeniniz tapınak vergisini ödemiyor mu?" diye sordular. Petrus, "Ödüyor," dedi. Petrus eve gelince daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona, "Simon, ne dersin?" dedi. "Dünya kralları gümrük ya da vergiyi kimlerden alırlar? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?" Petrus'un, "Yabancılardan," demesi üzerine İsa, "O halde oğullar özgürdür," dedi. "Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at. Tuttuğun ilk balığı çıkar. Onun ağzını aç. 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver.